Hangi ziya sizi ilimle dinleyecekse orada olacaktınız. Bugün size bir tek şunu söylemeye çabalıyorum. İslam olan her kim varsa insanlık boyutlarının ilmi oldu. Tüm zamanların şarkısı okunuyor şu anda burada. Ve İslam olan her kim varsa kelam oldu, kendi oldu. Bütün kökleriyle kült oldu, düren oldu, türevlendi, tohumlandı ve ruhunda muktediriyet kotlandı. İtibarınız çok iyi. Yürüyen dünyanın üreyen kültü oldunuz ve siyaha boyanan siz şalk oldunuz. 2000 yıldır planete kelam için, toprağa tohum için, yaşamı kervana dirilikle dilletmek için müsik kapılara varmaya çalışanlar ilim için, bereket için dinleştiler. Artık yarınlar oluşuyor. Önemli bir kök siyahlık kodlandı. Nirvana kapıları açıldı. Ayrılık bitiyor. Artık planet bir tek olduğunu öğrenecek. Yeni dönemde örtüler açılacak ve herkes o tekliği hakiki ilimle anlayacak. Biliniz ki bu dünya tüplerle çalışılan bir sır saha değil artık. Artık tüpler kodlardan ayrıştırıldı. Herkes kendi kodlarıyla kendini anlamaya başladı. Ergin sahaların kültü bütünün kültü oldu ve bütün köklerimizle buradayız. Davayı kaybetme imkanımız yok. Hepimiz barışın kalemleriyiz ve biz barışı sağlayacak kültüz. Bunun içindir ki pardon diyor biri. Değerliler, sessizliği dinlemeye çalışırken herkesin kendini dinlemesidir dileğim. Bu bölüm sıkıntıyla ayrıştırıldı ve devam ediyorum. Herkes kendini kodlayacak canlar. Şu anda süper sahaların gücü devrede. Bu gücü bütünün kültü yaptık. Hepinizden beklentimiz ilimdir ve hepinizin kendinizi bilmenizi bekliyoruz. Kur'an değiliz, idrakız biz. Her şeyin idrakı ama bu idrak bütünün ilmidir ve biz herkesin ilmini ak teknikle kodlayabilenler olarak bütün köklerimizle planetin tahtisizliğiyle dinleniyoruz. İlmin kelamı herkeste kervan olur. Bütüne hizmetçilik budur. Yoksa ben bir Kur'an'ım diyerek kendi yoğunluğuyla kendini anlatması masaya oturmasına yetmez. Bu masa ağır yükün hafifleteceği bir ilim değildir. Herkesin kendini hak edip kendi olacağı bir levhidir. Bütüne hizmetçiliktir burada olan ve bunun içindir ki herkesten beklentimiz hırsı açması, yolu açması, muktedir olması ve murat ettiği her ana hak etmesidir. Yeni dünya kültüne, kök sahalarda, kök siyahlığı kodlarken hınca hınç dolu bir Lucifer kaydını da devreye alıyorum. Niye alıyorum? Bu soruldu. Canlarım, Lucifer denilen şap kırıcıdır. Herkes o şapla kırılır. Nerede ilim varsa orayı kırmaya gelir o şap. Ve biz deriz ki seni hak etmek, seni hak ilmiyle dinlemek ve seni kodlamak muktediriyeti kayda almamız için gereklidir. Seni elimizin ilmi diye bildik, yolumuz diye dinledik ama seni hak ettik ve kontrol kurduk. Artık senin ışık kayıtlamalarında hırsla bütünün kırılanı ya da kıranı olmanı beklemiyoruz. Heyetlerin hiçbirisi kırılmayacak, hiçbirisi kırmayacak. Kesinlikle buna iznimiz yoktur. Eğer planetimize gelecekseniz kırıcı değil, hakikati hak ilmiyle dinleyici olarak gelmenizi bekliyorum. Ve bütün kapıları açtım. Kil kum olan da, hak tekliği kodlayan da, ışığı hak eden de geçecek. Ama bugünkü çalışmanın düren tohumlarıyla
dürülen kodlarla olacağı ve yatayda olacağı herkesçe bilinsin. Çünkü dikeyi kodladığımızda bütün kötülükleri aşamayanlar bizle olamazlar. Olamadıklarındandır ki ışıkları kınanır, kırılır. Hırsa kapıldıklarında kodları kontrol edici olur ama kontrol kurduğumuz zaman ocakları sistemden çıkar. Biz dünya İsra kapılarında herkesi hak ettirmek için çabalıyoruz. Bunun içindir ki herkes, her ses burada olacak. Dünyanın sırrı budur. Ölümle ölünür. Ölen öldüğünde öz köklerinin kültü olur. Özün sözünü söyler yüce dil olur. Doğal dünyanın düreni olur, dürülür. Yaşamı kodlar, yaşam olur ve yarına varır. Hepsi budur canlarım. Ama derseniz ki ben hep yaşayacağım. Ölümüm yok. Öksüz değilim. Kıran değilim. Hırsım yok. O halde sen bedenli olarak mutlusun. Sen bedenli olarak şarkımızsın. Şarkımızsın ve bardan öte barların çapağısın. Senin şarkın hepimizin şarkısıdır. Cennet insanın ilmi. Cennet ilmin kelamındaki haliki hak oluş. Ve biz o hak oluşta has olanlara öksüz yetim olmasınlar diye kelam olduk. Dinden öte bir ilimle kodladık onları, yaşam olduk. Ol dedik, bütün kötülükleri aşıp geçti her biri. Ve hataları hak teknikle kodlandı, haksızlıkları kayıtsızlaştı ve biz ocaklarına inerek onları koruduk, kodladık ve tohumladık. Artık yeni bir dünya gücü devrede ve biz o dünya gücünü bütünün gücü olarak toprağa tohum yaptık. İş budur canlarım.